Ve bu geceki ilk konuklarımız kaç gündür sizler bekliyorsunuz. Ben hele büyük bir heyecanla bekliyorum. Travis Walton, hoş geldiniz. Welcome. Ve Hattan Aktan, hoş geldin. Selamlar, iyi akşamlar. Heyecanlı mısın? Tabii değerli bir arkadaşımızı ağırlıyoruz. İyi bir dostum, eski bir dostum. Keyifli geçiyor. Keyifli. Siz ne zaman tanışmıştınız? Bizim 10 yıl oldu. Öyle bayağı eski dost yani. Eski dost, evet eski dost. Travis Münih'te bir kongreye geldi. Gelmeden önce bana e-mail atmıştı. Yakınlarda olacağım, istersen Türkiye'ye de geleyim diye. Biz de bir ayarlama yaptık. ATV Avrupa yayın yönetmenine de teşekkür ederim buradan, Murat Erker'e, sevgili dostuma. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum Murat Erker'e. Bize böyle bir fırsatı verdi. Biz de ilk defa Türkiye'de, Türk televizyonlarında uzaya kaçırılmış olan bir kişiyi konuk ediyoruz ve ondan bilgiler alacağız. Evet, hem Ertan Özyiğit'i de hem bu de arada. Ertan Özyiğit, tabii, evet. Çok değerli arkadaşımız. Kral ve Ben programı ATV Avrupa'da 2,5 saatlik bir çekim yaptık, yarın yayınlanacak. Şimdi de senleyiz. Onların şimdi izniyle ben de, ne güzel canlı canlı bir şekilde Travis'le. Şimdi Travis'le konuşacağız ama bir problem var mı çeviride falan? Var tabii. Hiç şaşırmadım nedense. Ne oldu? Var kulaklığı. Can you hear her? Yes. Yes, I. Duyuyor musun? Evet, tamam. Cool. Okay, o zaman bir problem yok ama we can, anytime we can have a problem. No matter. We can go on. Karşılaşabiliriz ama önemli değil. Devam edelim. Şimdi ben Türkçe sormak istiyorum sorularımı kendisine. Fakat hani bazen tabii ki İngilizce sormam da gerekebilir. Bilemiyorum o andaki ruh durumum nereleri gerektirecek. Şimdi Travis Walton 5 Kasım 1975'te Arizona'da 22 yaşındayken kaçırıldığınızı iddia ediyorsunuz. Kaçırıldığınızı söylüyorsunuz. Biraz o günlere dönersek ki tahmin ediyorum ki çok sıkıldınız o günlere dönmekten. Neler oldu? Well, I've talked about it. Aslında bundan birçok kereler bahsettim ancak hiçbir zaman sıkıcı olmadı. Bütün bu yıllardan sonra bile hala bundan bahsetmek benim için oldukça stresli. Really? Ay gerçekten. Yüzlerce televizyon programına katıldı tabii. Biliyorum ama hayır, hala ama o heyecan, o stresi hissediyor mu onu merak ediyorum, evet. Ben. Tayvan. Well, yani to speak of it in detail, bundan bu kadar detaylı really bahsetmek aslında zihnen beni tekrar o duruma geri sokuyor. But it used to be a lot worse. Ama daha really kötüydü. Sanki bu konuşmaları yapan ben değilmişim gibiydi. Şimdi biraz daha iyileşti. Ancak yine de oldukça yoğun değil. Şimdi o günlere geri gidersek siz 6 arkadaş ormana gidiyorsunuz ve bir anda bir ışık görüyorsunuz. Hatta biz o görüntülerimizi de verelim. Elimizdeki olan görüntüleri DSF olarak o görüntüleri de izleyeyim. Ben onun üzerinden de konuşabiliriz çünkü. Travis'le toplam 7 kişiler. 7 kişiler mi? Travis pardon, dahil 6 saydım filmde. 6 olaya şahit olan Travis'in alınmasına. Travis'le beraber 7. Travis'le beraber 7 kişiler. Tamam, 7 kişiler arabada gidiyorlar ve bir anda bir ışık süzmesi görüyorlar. Ve 6 kişi de arabada kalmış olmasına rağmen bir anda bir hani kahraman gibi iniyor. Sizi arabadan aşağıya indiren neydi? Aslında anlık bir fikirdi. Ben gideceğini ve bir anda kaybolacağını düşünüyordum. Yani şunu itiraf etmem lazım. Aslında biraz da gösteriş yapıyordum arkadaşlarımın geri kalanına ilk başlarda. Ama ben yaklaşmaya devam ettikçe daha da korktum. Ve aslında ne kadar aptalca bir şey yapmış olduğumun farkına varmaya başladım. Hiç geri dönmeyi düşündünüz mü? Yoksa sizi bir şey oraya doğru çekti mi? I was curious to see merak ediyordum, yakından görmek istiyordum. Son derece inanılmaz bir şeydi bunu görmek ve aynı zamanda kamyondaki adamlar da bağırıp çağırıyorlardı ve sana geri dön diyorlardı. Gerçekten de benim geri dönmem için bana baskı yapıyorlardı. Ama bir şeyse, hayır onu merak ediyorum, bir şey sizi oraya mı götürdü? Yani hani onlar, arkadaşlarınız bağırıyor size geri gel diye ama siz oraya doğru böyle bayağı gidiyorsunuz ve çünkü şoke olmuş vaziyette. İnanılmaz bir şey var. 30-40 metre tepelerinde bir ışık var, bir tabii şey var. Işık değil, bir araç havada stationary durup ses çıkarmadan uzay gemisi olduğu artık belli, dünyada olmayan bir teknoloji şoke etmiş durumda. Sanki paralize etmiş durumda onu.
Well, you know, it was making this real strange çok sound and acayip sesler light, çıkarıyordu kind of ve etraftan ışıklar çıkıyordu ve her way. Şey çok acayip bir şekilde değişiyordu. The fear that the other men had, herkesin o yaşadığı korku, diğer arkadaşlarımın benim yaptığım şeylerle ilgili endişeleri, aslında ben de kaçsam iyi olur diye düşünmeme neden oldu. Ancak birdenbire bu gemi hareket etmeye başladı ve yükselirken sesler de giderek daha da arttı. Down behind the end of a log, o yüzden ben de kendimi bir kütüğün arkasına saklamaya çalıştım ve şuradan bir kurtulup kaçayım da kamyona geri döneyim diye düşündüm ve koşmaya başladığımda tam o anda bedenimin üst kısmı geminin üstüne yakın olan kısım çok güçlü bir şekilde altından bir enerji yaydı ve bedenimin üst kısmına çarptı. Ve sanki bir elektrik şokunun bütün bedenime yayıldığını hissettim ve bayılmışım. Daha sonra arkadaşlarım bana sanki bir patlama gibi, sanki bir bomba patlamış gibi göründüğünü söylediler. Üstümde bir bomba patlamış gibi göründüğünü söylediler ve beni havaya fırlattığını söylediler. Ve bedenimin yere düştüğünü ve o anda kendimi başımı korumak için hiçbir girişimde bulunmadığımı görmüşler. O yüzden de öldüğümü ve bu olayın beni öldürdüğünü düşünmüşler ve acaba şimdi ne olacak diye merak etmişler. Tabii herkes onları daha kahramanca davranmadıkları için eleştirdi ama o şartlar içerisinde ellerinde bir silah yokken ya da kendilerini savunma imkanları yokken bunu yapamamışlar. Yani zaten ölmüş olsaydım bile yardım etmeleri için çok geç olmuş olacaktı. Büyük bir şiddetle çünkü kendisine söylediği gibi düşüyor. Peki daha sonra hiçbir ağrı, kırık, çıkık, bayağı bir sürükleniyor değil mi düştüğü zaman? Yani o hızla. 3-5 metre atıyor kendini ama yani, o bilincini kaybediyor. Arkadaşları öldüğünü tabii tahmin ediyorlar. O öldüğünü sahip. Tahmin ediyor. Hemen kaçıyorlar o yüzden. Evet, o düşün ki öyle bir şeydi. Hani hiç mi bir yeri kırılmadı ya da bir yeri i̇şte ağrımadı, sızlamadı filan? Uzay mekiğin içerisindeyken bir ağrı var mıydı? Bu geminin içinde uyandığımda çok ciddi bir acı hissettim gövdemin üst kısmında ve sanki ezilmişim gibi, her yerim yanmış gibiydi ve bu acı o kadar yoğundu ki sanki beni tekrar bayıltmış gibi oldu ve tekrar kalktığım zaman, kendime geldiğim zaman ve aklım başıma geldiği zaman nerede olduğumu düşündüm.